güzel burası. Ya şunlara bak. Nasıl bu ne? Minicik. Ya çok tatlı. Ya. Ona masallar okuyacağım. Uyutacağım. Çok güzel olacak. Tabii çok güzel olacak. Çünkü sana güvenip doğuruyorum. Bu ev size uğur getirecek. Ben inanıyorum. Çok mutlu olacaksınız. Hepimize getirecek. Çünkü hep beraber olacağız. Hepimiz mutlu olacağız. Ben de inanıyorum. Ya şuna bak. Çok tatlı. Her şey çok güzel olmuş. Çok tatlı bir oda. Ablacığım bir kahve daha yapıyorum. İçiyoruz. Yok yok, benim randevularım var, zaten gitmem gerek. Beste. Mehmet. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, hoş geldin. Beğendin mi evi, nasıl? Bayıldım, çok güzel. Güzel günlerde yaşayın, olur mu? Benim gitmem lazım. Kalsaydın bir şeyler yerdik, bir şeyler içerdik. Ya randevularım var da sonra tekrar gelirim ama, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ablacığım görüşürüz. Görüşürüz. Benden mi kaçtı baldızın? Hayır aşkım, gidecekti zaten. Anlayış gösterdi diyelim. Seviyorum baldızım ya. Duygularımız karşılıklı. Saçlar mı kestirdin sen? Kuaföre gittim. Yakışıklı olmuşsun. Ya hava aldım. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Ablan kıyak yapmaktan vazgeçti herhalde. Teklifimi kabul ettiyse geri çevirelim. Evet. Yeni evliyiz kızım biz. Hatice. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Konuşabilirsiniz yani, beni de dahil edeceğini düşünüyorum. O yüzden buraya kadar geldim aslında. Özellikle seninle ilgili bir konu. Buyur geç. Nedir mesela Hatice? Ne oldu? Bunu söylemek benim için kolay olmayacak. Benden duymanı istemezdim Mehmet. Ben de yakın bir zamanda öğrendim. Önce ben de susmayı denedim. Ama bu sana haksızlık olur.
Yani ben böyle bir şeyi bilmek isterdim. Bence sen de bilmek isterdin. Sen neden bahsediyorsun? Bilmek hakkın. Ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Gerçekten bilmiyor musun? Hatice, dinin altındakileri çıkar. Ne oluyor? Mehmet. Babanla Ala Nur Hanım arasında bir ilişki varmış.